diyoruz, ne zaman polimorfizm diyoruz, ne zaman varyasyon diyoruz, ona baktık. Şimdi dediğim gibi mutasyonun iki tanımı var. Birinci tanım DNA üzerindeki her türlü değişiklik, yani kalıtsal olan her türlü değişiklik. İkinci tanım sadece hasta popülasyonunda görülen, sadece hastalarda görülen nükleotit değişiklikleri. Yani tek başına üstüne başka bir etken koymadan sadece tek başına hastalığa neden olan bir hastalığı, tabii bunlar kalıtsal hastalıklar oluyor. Ve de hangi hastalıklar? Tek gen hastalıkları, single gene disorders. Tek gen hastalıklarına neden olan nükleotit değişikliklerine mutasyon diyoruz. Peki polimorfizmler ve varyasyonlar hiçbir hastalığa neden olmaz mı? Olurlar. Daha doğrusu olabilirler. Olanları da var, olmayanları da var. Olanları nasıl oluyor? Tek başına olmuyorlar. Bir gende bir varyasyon, başka bir gende başka bir varyasyon, başka bir gende başka bir varyasyon. Üçünün kötü alellerini, negatif etkisi olan alellerini bir aynı anda taşıyan kişiler hasta oluyor. Yani poligenik kalıtım veya multifaktöriyel kalıtım. Hatta bazılarında bir varyasyon var. Varyantın şanssız aleli, negatif aleli üstüne çevre şartlarından bir tanesi. Mesela işte sigara içme veya işte fazla güneş ışığına maruz kalma gibi. Bunları eklediğinizde ancak hastalığı ortaya çıkarıyorsa bu durumda bunlar normal popülasyonda görülen varyantlar. Ama üstüne başka faktörleri de eklediğinizde hastalığı ortaya çıkarıyorsa bu durumda bunlara hala varyasyon veya polimorfizm diyoruz. Bu hastalıkların adı da yaygın hastalıklar ya da multifaktöriyel hastalıklar, çok faktörlü hastalıklar. Ki yaygın olarak görülen hastalıkların çoğu da multifaktöriyel hastalıklardır ve polimorfizmlerden ve varyantlardan, varyasyonlardan kaynaklanan hastalıklardır. Mesela kalp hastalıklarının çoğu, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ondan sonra Alzheimer, Parkinson, bunların hepsi multifaktöriyel hastalıklardır. Tek gen hastalıkları neler? Yine kalp hastalıklarının, daha doğrusu kardiyovasküler hastalıkların bir kısmı tek gen hastalığıdır. Mesela LDL reseptörü diye bir protein var. LDL neydi hatırlıyor musunuz? LDL kolesterol taşıyıcısı, kandaki kolesterol taşıyıcısı. Bunun hücrelere alınması için bir reseptör var. Hücrelerin membranında bulunan bir reseptör. Bu reseptörün geni mutant olabiliyor. Geninde mutasyon olabiliyor. Eğer bu reseptörün geninde mutasyon varsa bu reseptör sentezlenmez veya yanlış sentezlenir. Dolayısıyla kandaki kolesterol hücreleri alınamaz. Kandaki kolesterol yükselir, birikir, damarların iç yüzeylerinde tutunma yapar ve eğer homozigotsa 10 yaşına kadar, heterozigotsa 30 ila 50 yaş arasında, en fazla 50 yaşa kadar kalp krizi ortaya çıkar. Kalp hastalıkları ortaya çıkar. Şimdi bu mesela bir mutasyon örneği. Evet, şimdi burada selected against, selected for, bundan bahsettik. Şimdi burada mesela şu sinek örneğine tekrar dönecek olursak eğer, A aleli selected against, sıfır aleli selected for. Tamam? Yani avantajlı alellerden bir tanesi avantajlı, öbürü dezavantajlı. Şimdi alel frekansı hesaplamaya biraz daha bakalım. Bu arada insan genomunda çok sayıda polimorfik nokta var insan genomuna baktığınızda ve bu polimorfik noktaların çoğu intergenik bölgelerde. Ondan sonra intronlarda, ondan sonra kodlayan bölgelerde. Şimdi bir nükleotit değişikliğinin, yine mutasyon konusunda devam ediyoruz aslında. Bir nükleotit değişikliğinin etkili olabilmesi için veya şöyle gidelim. Şu bizim genomumuz olsun. Sabah da çizmiştik. Genom üzerinde genler şu şekilde dizilmiş vaziyette. Her bir genin genom üzerindeki yerleri belli ve de bu genlerin de yer kaplayan kısımların çoğu intron. Eksonların kapladığı yerler intronlara göre çok daha küçük. Dolayısıyla genoma baktığınız zaman, bir okaryotik genoma baktığınız zaman genomun büyük bir kısmı intergenik bölge,
Yani genler arası bölge. Ondan sonra gen içine baktığınız zaman genlerin çoğunda, hepsinde demiyorum, çoğunda intronlar, eksonlara göre daha fazla yer kaplıyor. Şimdi peki bir gen bölgesinin fonksiyonel olması için ille ekson mu olması gerekir? Bir genin içinde, ökaryotik bir gen içinde ekson olmayan bölgeler fonksiyonel olabilir mi? Mesela? Bir örnek vermiştiniz sanki ama hatırlayamıyorum. Verdim. Sabah ne anlattım ben size sabah? Bir sinyal var. Evet, sinyaller. O sinyallerin hepsi fonksiyoneldir. Mesela? Başka? İlk aklınıza gelmesi gereken? Promotör? Promotörler, enhancerlar, silencerlar, splice sinyalleri, polyaz sinyalleri. Bunların hepsi proteine dönüşmeden kodlamayan bölge olup da yine de fonksiyonel olan bölgeler. Şimdi bir mutasyon meydana geleceği zaman herhangi bir etken olup olarak veya olmadan bir mutasyon meydana geleceği zaman şimdi eğer bir mutasyon meydana gelecekse bu mutasyon herhangi bir genin herhangi bir eksonunu o eksonun içinde de herhangi bir amino asit kodonunu hedefleyip de gidip oraya atlamaz. Yani hiç kimse keskin nişancı gibi sizin genomunuzda gidip de beta globin geninin 6. pozisyonunu hedefleyip oraya ateş etmiyor. Mutasyonlar rastgele meydana geliyor. Ama mutasyon sayısı eğer çok fazla olursa, çok sayıda meydana geldiğinde mutasyonlar eksonlara da çarpıyor, fonksiyonel bölgelere de çarpıyor. Şimdi şuraya rastgele atış yapacağım ben. Şimdi atış yaptım. Nereyi vurdu? İntergenik bölge. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha. Bir daha, bir daha, bir daha. En sonuncusu bir geni vurdu. Ama genin neresini vurdu? İntronu vurdu. Devam ediyorum atış yapmaya. Şöyle, şöyle. Bir daha intronu vurdu. Atış yapmaya devam ediyorum. Artık o kadar sık atıyorum ki genom üzerinde o kadar fazla mutasyon meydana geliyor ki artık eksonlar da vuruluyor. Yani bir eksonun vurulabilmesi için çok sayıda mutasyon meydana gelmesi gerekir. Tamam mı? Eğer mutasyon çok az sayıda meydana geliyorsa zaten o mutasyonun eksona çarpması, o eksonda da amino asit değiştirmesi çok mümkün olmaz. Dolayısıyla intergeniş, intergenik bölgeler ve genlerin içindeki geniş intronlar sizi mutasyonlardan korur. Burada meydana gelen nükleotik değişikliklerine mutasyon demeyiz bu durumda. Klinik anlamda mutasyon. Ne deriz? Polimorfizm veya varyasyon. Neden? Çünkü bir mutasyonun ya da bir nükleotik değişikliğinin etkili olabilmesi için, patojenik olabilmesi için ya da hastalık ortaya çıkabilmesi için bir gende meydana gelmesi lazım. Gende veya gen dışı kontrol elementlerinde meydana gelmesi lazım. İki, eğer genin için gende meydana, gene çarptıysa eksona çarpması lazım. Eksona çarptıysa da eksonun içinde her nükleotit değişikliği amino asit değiştirir mi? Neden? Evet, amino asitlerin çoğunu amino asitlerin çoğunu kodlayan birden fazla kodon var. Wobble bazı işte bu işe yarıyor. Şimdi dolayısıyla meydana gelen bir mutasyonun ya bir proteini tamamen ortadan kaldırması, mesela bir delesyon. Delesyon da olabilir. Şu şekilde şurayı yok edebilir. Burayı yok edip şurayı birleştirebilir mutasyon. Veya işte daha geniş bir bölgeyi yok edebilir. Burayı kaybettiğiniz zaman bu proteini artık sentezleyemiyorsunuz. Başınız dertte. Eğer homozigotsanız özellikle. Ama şimdi şöyle bir mutasyon diyelim. Nükleotit değişikliği gene denk geldi. Eksona denk geldi. Şimdi amino asiti değiştiriyor mu değiştirmiyor mu bunu sormanız gerekir. Amino asiti değiştirirken de iki şey yapabilir. Bir, o amino asiti başka bir amino asite dönüştürebilir. İki, stop kodonuna dönüştürebilir. Eğer stop kodonuna dönüştürüyorsa başınız yine belada demektir. Başınız büyük dertte demektir. Mesela şuraya bir stop kodonu soktu. Ne olur? Bu proteini sentezleyemezsiniz. Prematüre stop kodonundan dolayı stop kodonu ta burada mRNA'nın en başında. O nedenle bu proteini sentezleyemezsiniz. Kaybettiniz gene. Gene etkisini kaybettiniz. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Nükleotit değişiklikleri, tek nükleotit değişikliklerinden bahsediyorum.
amino asit değiştirdi ama hala ille de zararlı olmak zorunda mı? Amino asit değiştiren her nükleotit değişikliği zararlı olmak zorunda mıdır? Değildir. Neden? Çünkü amino asitlerinle birbirine, bu sabahki ödevinize geldik. Bu sabah verdiğim ödeve geldik. Amino asitlerinle birbirine benzer olanları var, birbirinden çok farklı olanları var. Mesela birbirine çok benzeyen 3 amino asit. Her zaman söylüyorum. Ney? BCAA'lar. Hiç söylemedim size. BCAA demedim mi hiç? Neydi bunlar? Lösin, izolösin, valin. Evet. Mesela lösin, izolösin, valin. Bunlar birbirine çok benzeyen amino asitler. Bunlardan birinin kodonu başka birinin kodu, üçünden başka birine dönüşürse sonuç genellikle negatif olmaz. Protein fonksiyonunda hiçbir değişiklik meydana gelmez. Çünkü proteinin katlanmasını bozmaz. Çünkü aynı tipte bir amino asit. Birbirine benzer amino asitleri yerde birbirine benzer, yani bir amino asitin yerine o amino asite çok benzeyen başka bir amino asit soktuğunuz zaman proteinin konformasyonunu bozmuyorsa eğer, protein konformasyonu büyük ihtimalle bozulmaz ve protein konformasyonu bozulmadığında proteinin fonksiyonu da bozulmaz. Protein fonksiyonu bozulmuyorsa, iş yapmaya devam ediyorsa fenotipte hiçbir etki göremezsiniz. Dolayısıyla bu yine silent bir mutasyondur. Bu tip mutasyonlara silent mutasyon diyoruz, sessiz mutasyon. Nükleotit değişikliği var ama fenotipte etkisini göremiyorsunuz. Neler giriyor bunlara, bunların içine? İntergenik bölgedeki mutasyonlar, intergenik bölgelerdeki mutasyonlar 1. İntronlardaki mutasyonlar 2. Amino asit değiştirmeyen mutasyonlar 3. Amino asit değiştirse bile protein konformasyonunu değiştirmeyen mutasyonlar 4. Bunlar silent mutasyonlar. Nükleotit değişikliği var ama fenotipte herhangi bir değişiklik meydana getirmiyor. Şimdi bunlar silent mutasyonlar. Dolayısıyla bu mutasyonlar meydana geldiğinde, bu tip bir mutasyon meydana geldiğinde biz bunu aradan zaman geçtiğinde popülasyonda varyasyon ve polimorfizm olarak görüyoruz. Yani normal popülasyonda görüyoruz bunları. Ama eğer bir kodonu, amino asit kodlayan bir kodonu stop kodonuna dönüştürüyorsa, yani ne tip mutasyonsa, nonsense mutasyonsa, bu tip mutasyonlara nonsense mutasyon diyoruz. Ve genellikle en tehlikeli mutasyonlardır. Eğer kalıtsal bir hastalık üzerinde çalışıyorsanız bunlar en tehlikeli mutasyonlardır. Her zaman tehlikeli midir? Bazı durumlarda tehlikeli değildir. Tam tersine koruyucu bile olabilir. Onkogenlerde meydana gelirse koruyucu olabilir. Şimdi kanser hücresine gelmeyin, sadece onkogenler deyin, orada durun. Şimdi buraya kadar tamam mı? Ama çoğu zaman nonsense mutasyonlar doğrudan doğruya tehlikeli mutasyonlardır. Eğer tümör süpresör gendeyse kanserde, mesela tümör süpresör bir gende meydana gelirse doğrudan doğruya öldürür. Doğrudan doğruya kanserleşmeye götürür. Şimdi peki öbürleri neler? Bir amino asiti başka bir amino asite dönüştüren mutasyonlar. Bunlarda da missense mutasyon. Aynı zamanda sinonim değişiklik. Tamam? Synonymous change. Non-sinonim değişiklik. Düzeltiyorum, non-sinonim. Non-sinonymous change. Tamam? Bir amino asiti başka bir amino asite dönüştüren mutasyonlar non-sinonymous change. Veya missense mutasyon. Aynı anlama geliyor bunlar. Non-sinonim. Tamam? Peki amino asit 1'i yine amino asit 1'e dönüştürüyor. Yani amino asit değişikliği meydana getirmiyor. Nükleotit değişikliği var, amino asit değişikliği yok. Bunların adı da sinonim değişiklik. Synonymous change. Tamam? Mutasyon olarak adı yok. Sinonim değişiklik. Ha, ille bir mutasyon adı vermek istersen silent mutasyon. Ama silent dediğimiz zaman daha geniş bir grup. Silent mutasyonlara giriyor. Bu tip değişikliklere sinonim değişiklik deniyor. Tamam? Dolayısıyla şimdi mutasyon tipleri dediğimiz zaman, bunlar nokta mutasyonları bu arada. Bunların tepesinde nokta mutasyonları değil. Point mutations. Nokta mutasyonları ve nükleotit değişiklikleri. Şöyle yazalım şuraya. Daha sistematik bir şekilde yazalım. Önemli bir bilgi çünkü. Point mutations diyelim. Nokta mutasyonları. Bir
base changes veya baz değişimleri veya nükleotit değişimleri, nükleotit değişiklikleri veya baz değişimleri. Şimdi neler bunlar? Birincisi missense mutasyonlar diyelim. Tamam, missense mutasyonlar ya da non-sinonim değişiklikler. Sonra nonsense mutasyonlar. Nonsense mutasyonların diğer adı stop gain mutations. Stop gain. Yani amino asit kodlayan bir kodonu stop kodonuna dönüştüren mutasyonlar. Ve de sinonim değişiklikler diyelim. Yani bir nükleotit değişikliği meydana geldiği zaman, bir nükleotit başka bir nükleotite dönüştüğü zaman, eğer gen içindeyse, eksonikse, ekson bölgesindeyse bunlardan üçünden biri olur. Ayrıyetten baz değişimi olmayabilir, yine nokta mutasyonu olabilir, insersiyon veya delesyon. Small insertions, şöyle diyelim. Small indels diyelim ve small deletions. Küçük insersiyonlar ve küçük delesyonlar. Tabi burada küçük dediğim şey ne kadar küçük? 1 veya 2 nükleotit, 1, 2, 3 nükleotit veya hadi en fazla 10 nükleotit uzunluğunda. Ama çoğunlukla 1 nükleotit, tek nükleotit veya 2 nükleotit delesyonu. Şimdi small indels dedik. Bunlar neler? Nokta mutasyonlarından eksonik olanlar. Tamam? Eksonik. Yani eksonlarda meydana gelen. Ne? Evet, olabilir. Ha? O da insersiyon, delesyon tabii. Kodon 3 tane, 3 tane birden girerse o zaman yine small insertion, 3 tane birden çıkarsa small deletion olabilir. Ha, bu durumda küçük insersiyon veya delesyonlar eğer 1 veya 2 tane ise, 3 tane değilse veya 3'ün katları şeklinde değilse o zaman bunlar frame shift'lere neden oluyor. Tamam? Frame shift. Frame shift ne demek hatırlıyorsunuz? Okuma çerçevesini kaydırıyor. Evet. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi buraya kadar tamam mı? Tabii frame shift olması için bunların eksonlarda olması gerek. Yoksa ekson dışında intronda olan veya intergenik bölgede olan insersiyonlar, delesyonlar kesinlikle frame shift'e neden olmaz. Neden? Çünkü frame değil orası. Şimdi bunlar nokta mutasyonları. Nokta mutasyonlarından başka neler var? Aslında şöyle yapabiliriz. Nokta mutasyonları şunu sildik. Burada gösterdiklerim eksonik nokta mutasyonları, tamam mı? Şimdi mutasyon dedik. Kromozomal mutasyonlar ve nokta mutasyonları. Nokta mutasyonlarını bu şekilde açtık. Bunların hepsini öğrenin, sorarım. Ben sormasam bile hayatınızdaki en önemli bilgiler bunlar. Eğer genetik alanında çalışacaksanız. Bugün önemli bir gün. Bugünün tarihini unutmayın. Evet. Eğer genetik alanında çalışacak olursanız hayatınız boyunca kullanacağınız en temel bilgiler bunlar. Tamam mı buraya kadar? Ama mutasyonların hepsi böyle mi? Hayır, hepsi bunlar değil. Bir de kromozomal mutasyonlar var. Oraya çok fazla girmedik bugün. Bugün hep nokta mutasyonları üzerinden gidiyoruz. Peki kromozomal tamamlamak için söylüyorum. Kromozomal mutasyonlar neler? Bunu aldınız mı, çektiniz mi? Şimdi de kromozomal mutasyonlara bakalım. Onlar neler? Kromozomal mutasyonlarda yine insersiyonlar, delesyonlar, translokasyonlar ve kromozomal loss. Nedir bunlar? İnsersiyon bir kromozoma başka bir kromozom parçasının girme. Veya kendi üzerine aslında şurada duplikasyonlar diyebilirim. Mesela 11. kromozom içine 23. kromozomun bir parçası giriyor. Normalde 23. kromozomda bulunması gereken bir parça gidip 11. kromozomun içine giriyor. Bu translokasyon. Veya aynı zamanda insersiyon. Şimdi yani insersiyon şu, bir DNA dizisine ait olmayan parçanın o DNA dizisine girmesi. Yani DNA içine nükleotit girmesi. Bu bir iki nükleotit ise nokta mutasyonu, küçük insersiyon ama mikroskop altında göreceğiniz düzeyde büyükse, kromozom düzeyindeyse o zaman kromozomal insersiyon.
Yine delesyon kromozomun parça kaybetmesi. Şimdi bir kromozom başka bir kromozom parçasını kazanıyorsa öbür kromozom bu parçayı kaybediyordur. O kromozomda bu parça siliniyor. Bu da delesyon. Translokasyon ne peki? Delesyon her zaman için insersiyonla sonuçlanmayabilir. Bazı durumlarda kromozomun bir parçası kopar ve başka bir kromozom içine girmeden kaybolur. Bu durumda doğrudan doğruya o kromozomun o parçasını kaybettiniz demektir. Bu da delesyon. Translokasyon dediğim gibi insersiyon, delesyon iki kromozom arasında gerçekleşiyorsa yani kopan parçaya girip başka bir kromozomun içine giriyorsa bunu translokasyon, buna da translokasyon. Kromozomun loss, kromozomlardan bir tanesini tamamen kaybedir. Mitoz bölünme sırasında veya meyoz bölünme sırasında kromozom çiftlerinden bir tanesinin ayrılmaması, iyi ipliklerine tam olarak bağlanamaması veya sentromerden kopmaması. Duplike olan kromozomların sentromerden kopmaması oluşan hücrelerden bir tanesine o kromozomdan fazla gitmesine, öbürüne hiç gitmemesine sebep oluyor. Bu durumda hücrelerden bir tanesi kromozom kaybederken öbüründe kromozom fazlalığı meydana geliyor. Kromozomu loss dedik. Bunun karşılığında bu durumda kromozomu gain. Şimdi ekstradan olmayan bir parça yok. Şöyle aslında kopan parçanın hangi kromozoma gittiğini görüyorsan bu translokasyon, yani insersiyon ve delesyon aynı anda gerçekleşmiş. Ama bazı durumlarda kopan parça başka bir kromozoma gitti ama o kromozom alan hücreyi görmüyorsun. Diyorsun ki bu hücrede kromozomun şu parçası yok. Ama nereye gittiğini göremiyorsun. Bu durumda delesyon. Şimdi kromozomal mutasyonlar üzerine çok fazla durmuyoruz bugün. Ama şimdi şeylere tekrar dönelim. Nokta mutasyonlarına tekrar dönelim. Şimdi bunlar nasıl meydana geliyor? Diyelim ki ya da neyse vazgeçtim o kadar şey yapmayayım. Ayrıntı versem mi vermesem onu düşünüyorum. O arada ha? Vermeyeyim peki. Şimdi bunları öğrenebilir misin? Öğrenirsiniz. Bir şey yok bunlarda. Mutasyon şeması. Yani önce kromozomal mutasyonlar, nokta mutasyonları. Kromozomal mutasyonların tipleri, nokta mutasyonların tipi. Alel frekansı üzerine biraz daha duralım şimdi. Tekrar alel frekansına dönüyoruz. Alel frekansı dediğimiz zaman çoğunlukla nokta mutasyonlarından bahsediyoruz. Ha, bir de şöyle bir şey var. Mutasyon dediğimiz zaman, bu mutasyonun boyutuna göre baktık. İkinci bir şekli daha var. Mutasyon meyoz bölünme sırasında mı meydana geliyor, mitoz bölünme sırasında mı meydana geliyor? Demin mitoz bölünme sırasında meydana gelenler alel ortaya çıkartmaz dedim ama hala etkili olabilir. Ne yapar? Kanserleşmeye götürür. Kanserin temelinde mitoz bölünme sırasında kanserlerin %99'unun temelinde mitoz bölünme sırasında meydana gelen nokta mutasyonları vardır. Kromozomal mutasyonlar da vardır ama mitoz bölünme sırasında meydana gelen mutasyonlar. Peki bu durumda meyoz bölünme sırasında meydana gelen mutasyonlarla mitoz bölünme sırasında meydana gelenleri ayırmamız gerekiyor. O zaman mutasyonları başka bir şekilde sınıflandırıyoruz. 1. Germline mutations, 2. Somatic mutations. Tamam. Germline mutasyonlar ve somatik mutasyonlar. Germline mutasyonlar meyoz bölünme sırasında meydana gelen veya meyoz bölünmeyi meydana getirecek hücrelerde bulunan, mesela işte sperm ana hücreleri ve yumurta ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar. Dolayısıyla sperm ve yumurtaya aktarılan mutasyonlar. Sperm ve yumurtayla da gelecek nesillere aktarılabilen, dolayısıyla alel boyutuna çıkabilen mutasyonlar. Tamam? Bunlar germline mutasyonlar. İkinci grup somatik mutasyonlar, sperm ve yumurta ana hücreleri dışında vücut hücrelerinin hepsinde meydana gelen, mitoz bölünme sırasında meydana gelen mutasyonlara da somatik mutasyonlar diyoruz. Aktarılır mı? Aktarılır ama nereye kadar? Siz ölene kadar. Sizin vücudunuzda kısıtlıdır bunlar. Çocuğuna geçmez. Sadece seni ilgilendirir. Çoğu zaman anlayamazsın. Ama eğer görüyorsan, gördüğün somatik mutasyonlar kanserleşmeye götüren mutasyonlardır. Yani kanserleşmenin temelinde somatik mutasyonlar var. Mesela nerede olur? Vücudunuzun tüm hücrelerinde olabilir. Şimdi bu boya geldikten sonra siz zaten bu boya geldikten tabii sadece boy olarak düşünmeyin. Organlarınız belli büyüklükleri oluştu. Mesela işte karaciğeriniz, akciğeriniz, böbreğiniz, dalaklarınız falan filan. Böbrekleriniz, dalağınız belli büyüklüklere ulaştı. Daha fazla büyümenize gerek yok. Dolayısıyla bu organlarda kendini rejenere edebilen gerektiği zaman bölünüyor. Ama bir de
bölünmesini sürekli devam ettiren bir takım hücreler var. Mesela bağırsak epiteli, bağırsak içi epiteli. Bağırsak içinden sürekli bir akış olduğu için buradaki hücreler sürekli zedeleniyor. Sürekli hasar görüyor. Dolayısıyla bu hasar gören hücrelerin yerine sürekli alttan yenilerinin yapılması lazım. Dolayısıyla bağırsak içi epiteli sürekli bölünen hücreler. Ondan sonra derinizin yüzeyi sürekli dış ortama maruz kalıyorsunuz. Deri yüzeyindeki hücreler de yıpranıyor. Dolayısıyla bunlar da herhangi bir dış etkene gerek kalmadan kendi kendilerini sürekli yeniliyor. Ama bir grup hücre var ki evet. Evet, tırnakta saç da öyle. Onlar da öyle. Şimdi dolayısıyla bunlardaki her ne kadar büyüme olmasa da onarım diyelim. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki vücudunuzun herhangi bir yeri kesildi. Orada bölünmeyecek hücreler kesik yüzünden bölünmek zorunda ki o kesiği kapatsınlar diye. Veya karaciğer rejenere olmak zorunda. Karaciğer ameliyatı geçirdiniz. Karaciğerin bir kısmı alındı. Sonra rejenere ediyor kendisini karaciğer. Ama gerektiği zaman. Ama dediğim gibi epitel hücrelerin bir kısmı işte akciğer içindeki, bağırsak iç yüzeyindeki, deri yüzeyindeki epitel hücreleri bunlar sürekli bölünmek zorunda. Sürekli bölünüyor, kendilerini rejenere ediyor. Dolayısıyla bir hücre grubunda ne kadar mitoz bölümü ne kadar fazla olursa, ne kadar sık olursa, mitoz sıklığı ne kadar yüksek olursa DNA polimeraz hataları o kadar görünür hale geliyor. Dolayısıyla bu hücrelerde somatik mutasyonların meydana gelme ihtimali de o kadar yüksek. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir hücrede bir mutasyon meydana geldi diyelim, somatik mutasyon. O hücreden doğacak, o hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkacak hücrelerin hepsini bu mutasyon geçiyor. Birinci mutasyon meydana geldi, aradan zaman geçti, ikinci bir mutasyon meydana geliyor. O hücreden gelen alt hücrelerde artık iki hücre, iki mutasyon var. Dolayısıyla yaşınız ilerledikçe hücrelerinizde bir mutasyon birikimi meydana geliyor. Şimdi bu mutasyonlar eğer şimdi normal şartlarda DNA polimerazın hata yapma yüzdesi var ama bazı durumlarda bu hata yapma yüzdesinin üstüne çıkabiliyor mutasyonlar. Ne durumda? Bir takım çevresel ajanlar, etkenler sonucunda. Kimyasal etkenler ve fiziksel etkenler. Fiziksel etkenler ne? En yaygın olan ultraviyole ışık. Mesela ben yanacağım dediniz, bronzlaşacağım dediniz, gittiniz saat 11'de her gün güneşin altına yat. Bu durumda güneş ultraviyole ışığının şöyle bir etkisi vardır. Anlatmış mıydım size? Ultraviyole ışık ne yapıyordu? Ultraviyole ışık pirimidinlerin dimerleşmesine sebep oluyor. Yani yan yana duran iki sitozin arasında, kovalent bağ oluşmasına sebep oluyor. Hatta karşılıklı duran sitozinler arasında da kovalent bağları oluşturabiliyor. Yan yana duran iki sitozin kovalent bağla birleştiği zaman replikasyon sırasında DNA polimeraz bunları T olarak görüyor. T olarak gördüğü için karşısına A sokuyor. Karşısına A soktuğu için bir sonraki roundda, bir sonraki hücre bölünmesinde A olarak A yaptığı zinciri kalıp olarak kullandığında onun karşısına T sokuyor. Bu durumda önceden CC olan dizi sonra TT'ye dönüşüyor. Bu ultraviyole ışığın yaptığı en önemli etki. UV signature denir buna ve özellikle melanoma hücrelerinde çok sık bir şekilde görülür. Niye sürekli melanomadan örnek veriyorum? Çünkü üzerinde çalıştığım konu olduğu için. Üzerinde çalıştığım kanser tipi olduğu için. Ve direkt melanomanın genomunu çalıştım, evet. Ultraviyole fiziksel işte, tabii. Sayılıyor. Fiziksel mutajenler ve kimyasal mutajenler. Sonra kimyasal mutajenler, şimdi size burada anlattığım normal alellerin ortaya çıkması çoğunlukla herhangi bir mutasyonun etkisiyle olanlar değil. Şimdi tabii somatik mutasyonlar nereye götürüyor? Eğer kötü bir etkisi varsa, çok fazla miktarda mutasyon meydana geliyorsa bunlar genlere de çarpıyor. Genlere çarptığı zaman öyle bir gene çarpıyor ki onkogene çarpıyor. Bu çarptığı genler de gen, bir onkogen veya bir tümör süpresör veya şöyle oluyor. Önce bir mutasyon onkogende meydana geliyor. Onkogende mutasyon taşıyan bir hücre grubu ortaya çıkıyor. Çünkü ilk bir hücrede meydana geldi. Bu hücre mitoz bölündü, bir daha bölündü, bölündü, onun çocuğu da bölündü. Her bir bölünmede sayısı ikiye katlanıyor. Dolayısıyla o mutasyonu taşıyan bir grup hücreniz var. Ama bu mutasyon bir onkogende meydana geldiği için onkogenler hücreye bölünme emrini veren genler. Diğer hücrelerden çok daha hızlı bölünüyor bunlar. Yani birim zamanda diğer hücrelere göre çok daha fazla artıyor sayıları. Ve de daha hızlı bölündükleri için daha fazla mutasyon meydana getiriyorlar.
daha fazla mutasyon meydana getirdikleri için bu hücrelerin içinde bir hücrede bir onkogen daha zarar görüyor. Mutasyona uğruyor. Bu hücrenin yavruları o birinci popülasyondan hücre popülasyonu, bakın mesela hücre popülasyonu diyorum şimdi. O hücre popülasyonunun içinden yeni bir popülasyon daha çıkıyor. İki mutasyon, double mutasyon taşıyan hücreler. Arkasından bir tümör süpresör zarar görüyor. Ve de tümör süpresörün gördüğü zarar yüzünden bölünme hızı çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Ve de sizin vücudunuzun herhangi bir yerinde bölünme kontrolünü kaybetmiş bir grup hücre meydana geliyor. Bölünme kontrolünü kaybediyor bunlar. Bölünme kontrolünü kaybedince ne oluyor? Şimdi bölünme kontrolü niye önemli? Şimdi siz belli bir zamana kadar büyüyorsunuz, belli bir zamana kadar hücrelerinizin bölünmesi devam ediyor ama bu bölünme tamamen kontrol altı. Herhangi birinizin hücre bölünmesinin, vücudunuzun tamamındaki hücre bölünmenizin devam etmesi. Eğer kontrol altında devam ederse siz sadece büyürsünüz. Bu durumda devlik hastalığı ortaya çıkar, gigantizm. Bu da neye bağlıdır? Somatotropin geninin bozuk olması, somatotropin geninin kontrol edilmesinin bozulmasından. Doğrudan doğruya bu insana bu direkt bir hastalık, boy 2 metrenin falan çok üstüne çıkıyor ama orantılı olarak. Normal insan görüntüsü sadece büyük. Normalden çok çok büyük. Yani ortalama standart bir vatandaş yanında cüce gibi kalıyor, çocuk gibi kalıyor. Bilmiyorum. Kaça kadar çıktığını bilmiyorum da. Sonuçta devler ortaya çıkıyor. Neden? Sadece bir genin kaybı. Ama bu genin kontrolünün kaybedilmesi diğer hücrelerin orantılı bir şekilde yine kontrol altında bölünmesine sebep oluyor. Ama kanserleşmede durum böyle değil. Kanserleşmede düzene uymayan bir şekilde. Düzene uymayan bir şekilde. Yani şimdi bir dokuya baktığınız zaman size farklı doku örneklerini gösterdim. Dokunun içinde belirli hücre fenotipleri var. Belirli fenotiplerdeki hücrelerden belirli sayılarda olmak zorunda. İşte bu sayı bozuluyor en başta. Bir, dokuyu iki farklı hücre fenotipi meydana getiriyorsa, bu hücrelerden bir tanesinde birinci fenotipteki olanların sayısı çok fazla artıyor. Bir. Ondan sonra bunlar orada bir kitle meydana getiriyor. Eğer vücudun dış yüzeyine yakın bir yerdeyse, mesela deri üzerindeyse, bunu siz bir çıkıntı olarak görüyorsunuz. Mesela işte sil olarak görüyorsunuz, ben olarak görüyorsunuz, et beni olarak görüyorsunuz. Eğer vücudun işte bağırsaktaysa bunu polip olarak görüyorsunuz. Önce polip duymuşsunuzdur. Bunu polip olarak görüyorsunuz. Bağırsağın iç tarafına doğru uzayan bir yapı. Oradaki hücreler vücudun geri kalanına, yok biz burada bu şekli meydana getirmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, şeklimi bozuyoruz demeden sadece bölünüyorlar. Çünkü bölünmekten başka istedikleri bir şey yok. Şimdi bu mutasyonlar meydana gelmeye devam ettiğinde hücrelerin başka bir özelliği daha var. Doku mimarisini korumak için size bazal membran diye bir şey söyledim mi? Söylemiş miydim? Normalde bazal membran iki farklı hücre tipini birbirinden ayırır. Bazal membranı delemez hücreler. Dolayısıyla kendisi için ayrılan yerde durur. Bunlar sadece et beni olarak böyle bir çıkıntı yapar, bir şey yapar, orada kalır, bir şey olmaz. Ama bunların içindeki bir grup hücre aktive etmemeleri gereken daha farklı bir gen grubunu aktive ederler. Matrix metaloproteinaz genlerini aktive ederler. Matrix metaloproteinaz genleri de bazal membranı deler. Bazal membranı deldiği zaman yukarı, mesela işte derinizin üstündeki bir hücre grubu diyelim, yukarı doğru çıkmak yerine buradaki hücreler bazal membranı deler ve içeri girer. Vücudun içine doğru. Artı birbirine tutunmaz bu hücreler. Çünkü hayvan hücrelerinin bir özelliği birbirine tutunarak çoğalması. Birbirine tutunmak zorundadır bunlar. Ve amiboid hareket özelliğinin olmaması. Bir özelliği daha aktive ediyorlar ve amiboid hareket özelliği kazanıyorlar. Epitel hücresi ama amiboid hareket yapıyor. Yapmaya başlıyor ve bulunduğu yerden çıkıyor. Nereye kadar? Kana kadar. Kana geçtiği zaman iş bitiyor. Kana geçiyor ve sadece bir hücre değil, çok sayıda hücre. Vücudun her tarafına dağılıyor bunlar. Beyne gidiyor, karaciğere gidiyor, akciğere gidiyor, böbreğe gidiyor. Hiçbir yerde tutunamıyor. Böbreğe gidenler, mesela böbreğe gidenler, melanoma için bahsediyorum. Böbreğe giden bir hücre orada tutunuyor ve bu hücre zaten manyak gibi bölünüyor. Orada bölünmeye başlıyor. Orada tutunuyor, hareket özelliğini kaybediyor. Tekrar vazgeçiyor, tamam diyor, ben amiboid hareket yapmayı bırakıyorum, yerleşiyorum buraya. Yerleşiyor oraya ve orada çoğalmaya başlıyor ve böbrek içinde bir kitle de meydana getiriyor. Şimdi
Bu kitleler içlerinde bulundukları organlarda büyürken, şimdi her bir organın, bir organın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için o organın, şimdi organ nedir? Belirli bir tipte hücrenin, belirli bir tipte hücreye ayrılmış mekan demektir. İşte o hücre için, o hücre grubu için ayrılan mekanı kaplıyor. Ve de o hücrelerin görevlerini yapabilmesini engelliyor. Neden? Çünkü orası böbrek. Böbrek hücrelerinin iş yapacağı yerler. Sen buraya getiriyorsun, melanosit hücrelerini yerleştiriyorsun. Bu hücreler orada sayı olarak artıyor. Boşlukları dolduruyor bir kere her şeyden önce. Her şeyden önce boşlukları dolduruyor. Vücut boşluklarını dolduruyor. Mesela, onu resmine gösterebilseydim keşke iyi olurdu. Mesela meme bezleri içinde şu şekilde milk duct denen yapılar var. Şimdi şöyle. Ve bunların iç tarafları epitel hücrelerle dolu. Şimdi epitel hücrelerden bir tanesinde mutasyon meydana geliyor. Artık bu hücre şurayı dolduruyor. Sonuç ne oldu? Şu önceki doku mimarisiydi. Ve de süt bezinin içinde boş olması gereken alanları dolduruyor. Her şey böyle başlıyor. Ve metastaz yaptıktan sonra gittikleri diğer boşluklu organların içinde dolduruyor. Ve mesela akciğer kanserinde, akciğerde alveollerin içinin boş olması lazım ki oraya hava doldurabilirsiniz. Alveollerin içlerini bu hücreler doldurduğu için sizin boşluk diye bir şeyiniz kalmıyor. Alveol diye bir şey kalmıyor. Ve artık akciğeriniz akciğer olmuyor. Allah korusun. Süt kanalı diye bir şey kalmıyor. Doğrudan doğruya oraya tıkıyor ve memenin içinde kitle olarak ortaya çıkıyor bu. Arkasından işte önce kitle olarak ortaya çıkıyor. Arkasından kana geçtiği anda bunun adını da metastaz diyoruz. Gidip başka organları da bozmaya başlıyor. Evet. Şimdi bunların hepsi somatik mutasyonlardan kaynaklanıyor tabii. Mutasyon konusuna girdiğimde bunları da anlatmam gerekiyordu. O zaman popülasyon genetiğine tekrar dönmeyelim. Önümüzdeki ders devam ederiz. O zaman sorusu olan var mı? Evet. Mutasyonları anlattık. Güzel. Tamam.